kayıp film dosyalarını yeniden bağlama. Bazen projenizi açtığınız zaman dosyalarınızı göremeyebilir ya da dosyalarınız kayıp olabilir. Bu durumu ilk defa böyle gördüğünüzde panikleyebilirsiniz. Burada bulunan kompozisyonumuzu karıştırıp sonra nasıl yeniden düzelteceğimizi göreceğiz. İlk olarak harici dosyalar klasörümüzde bulunan Photoshop klasörüne sağ tıklayıp Windows Explorer'ı seçelim. Photoshop dosyamızı görmekteyiz. Bunu çöpe sürükleyelim. Ama bunu Windows üzerinden yapmayın. Tekrar geri dönüp sağ tıklayalım. Tekrar yükle'yi seçelim. Bunu yaptığımızda hiçbir şey bulunamadı uyarısı gelecektir. Burada renkli çubukları görmekteyiz. Bu durumda, film dosyalarını çevrim dışı da yapabilirsiniz. Film dosyasına sağ tıklayalım. Filmi yer tutucuyla değiştiri seçelim. Tamam tuşuna basalım. Temel olarak bu durumla karşılaştığınız zaman film dosyalarınızı yeniden bağlayabilirsiniz. Film dosyamız üzerine sağ tıklayalım. Filmi değiştir seçelim. Egzersiz dosyalarımızı açalım. Film klasörümüzde bulunan kompozisyonumuza gelelim. Aç düğmesine basalım. Bize tüm katmanları mı yoksa tek bir katmanı mı seçmek istediğimiz soruluyor. Katman seç diyelim ve katmanı seçelim. Bahsetmemiz gereken bir diğer konu da tekrar bağladığımız dosyanın gerçek boyutlarıdır. Proje panelimizin sol tarafında boyutlarını görmekteyiz. Ama biz bu kadar küçük kompozisyon asla oluşturmayız. Bundan dolayı film dosyası boyutları için katman ölçülerini seçelim. Tamamı bastığımız zaman dosyamız yerine tekrar gelecektir. Aynı şeyleri başka dosyanız kaybolduğu zaman da yapabilirsiniz. Çoğu zaman bir klasör içindeki birden fazla öğe kaybolabilir. Bu dosyalarınızı da tekrar bağlayabilirsiniz. Bunun için sağ tıklayarak izlediğimiz yolu her dosya için ayrı ayrı yapmak zorunda değilsiniz. Bunun için buraya kayıp yazın. Kayıp dosyalar proje panelinizde görünecektir. Tekrar bu dosyalara sağ tıklayarak aynı işlemi yapabilir ve kayıp dosyalarınızı yerine getirebilirsiniz.